istenmiyor. Gerçekten mi? Her fırsatta böyle birbirinize dalaşacak mısınız? Ya yakışıyor mu ya? Şu haline bir bak. Cemre, sen ne yaptığını bilmiyorsun herhalde. Gitmiş, şirkette babamın ortaklarından bir tanesiyle anlaşmış bir herifi buraya sofraya getirmiş. Gözümüzün önünde. Şov yapar gibi. Ya bu mu karşılığı? Kavga edince çözülüyor mu? Ya siz birbirinize bakmıyorsunuz bile. Aynı kandan, aynı candan olan birbirine sırtını döner mi? Bir konuşsanız, bir anlasanız, dinleseniz. Yok, o dediğin zor canım. O dediğin zor. Karşıda seni anlamaya, dinlemeye çalışan birisi yoksa o dediğin zor. Ayrıca biz aynı candan, kandan falan değiliz. Biz oraları geçelim. Çok oldu canım. Ne olacak peki böyle? Ya siz sürekli birbirinize zarar veriyorsunuz. Zarar vermek için fırsat kolluyorsunuz. Ya adam rahat durmuyor diyorum sana. Sen neyini anlamıyorsun? Ha, tek suçlusu o değil mi? Cemre, adam gözümüzün içine baka baka meydan okuyor bize. Annemi yaraladı, yetmedi. Bir de şirketi almaya çalışıyor şu anda. Sen hala onu mu savunuyorsun? Nedim'in hata yapmasından daha doğal bir şey yok. O yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Vur, sen de vur, sen de. Her fırsatta bunu vurun yüzüme, tamam mı? Tekerlekli sandalyede oturuyor diye cezai ehliyeti yok mu yani? Ha? Nasıl yargılandı o zaman? O Nedim ne yaptığını gayet iyi biliyor. Hepsini bile bile yapıyor. Benim canımı acıtmak için yapıyor. Bizim canımızı acıtmak için yapıyor. Kimse bana bunu inandıramaz, tamam mı? Gözlerini aç. O gözlerini aç Cemre. Mağdur falan değil o. Geçti onlar. Al, benle evlendin sırf onu kurtarmak için değil mi? Onun yanında olabilmek için, ona yardım edebilmek için. Ne oldu? Ha? Bütün kiniyle, nefretiyle dikildi karşımıza. Laf geçirebiliyor musun? Haklısın. Ben ona yardım etmek için evlendim ama artık ne ona faydan var ne sana. Artık Nedim'e de hiçbir faydam yok. Bu içine düştüğümüz evlilik hiçbir işe yaramıyor. Boşanalım. 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 Ben yarın şirkete gider gitmez direkt haber veriyorum avukata. İlk iş hazırlatıyor protokolü, tamam mı? Anlaştık. Hayır. Ay kocacığım, bunlar var ya domuz gibiler ha. Bunlar bir tek birbirlerine iyiler. Yok efendim, neymiş? Film izleyeceklermiş. Cemre Hanım popcorn patlatmaya gidiyormuş. Bak, köy çöker. Benim bu ablam kulağına delik açtırır. Kocacığım, bir de bekle. Nedim. Oğlum. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Yemeğe de gelmedin. Merak ettim seni. Bu sıralar böyle be anacığım. İştahım yok. Şimdi ben sana bir derdin mi var diyeceğim. Yok diyeceksin. Israr edeceğim. Söylemeyeceksin. Ama şunu iyi bil. Sen böyle odalara sığmadıkça benim ne yüzüm ne de gönlüm güler oğlum. Senin canın bir sıkılırsa benim canım bin sıkılır. Dert senin derdin. İster anlat, ister anlatma. Ama bil ki hiçbir derdin yükü kalıcı değil bu dünyada. Eğer bir şey olmuyorsa daha hayırlısı olsun diye olmuyor. Bunu iyice anla, aklında tut. Benim derdimin dermanı ne gökte ne yerde anacığım. Hayırlısın hayırsızını bilmem ben. Aha şuraya şöyle çöreklendi kaldı.
Feleğim şaştı benim. Bir onu bilirim. Hadi. Sen de üzme canını. Tamam. Ben bu derdin ne ilk ne de sondur Ayman'acığım. Geçer elbet. Geçer de ne kadar teler geçer orasını zaman gösterecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.